Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ufak tefek bilgiler haricinde Z borsadan nasıl para çekeriz onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bugün piyasa biraz kötü arkadaşlar. İngiltere vesaire korona mutasyon geçirdi vesaire haberleriyle borsamız çok kötü şu anda. Bir tek Aselsan yani yeşil görüyorsunuz. Diğer büyük hisseler bile hemen göstereyim size. BIST 30 hisseleri bile yani bu halde. Türk Hava Yolları çakıldı tabii ki. Pegasus çakıldı yine. Aynı şekilde. Eksi 7 olmuş hatta. Ama Pegasus yani bana sorarsanız Pegasus'un hareketi normal. Neden? Hani bir ani bakın şöyle bir düz yükseliş gerçekleştirmişti. Yani onun düzeltmesi de olabilir. O yüzden hani normal karşılayabiliriz. Ama Türk Hava Yolları o da aynı şekilde çok kötü çakıldı. Olabilir. Şimdi arkadaşlar Z borsadan para çekmek için elinizde bulunduğunuz hisseyi 2 gün önce satmanız lazım. Hani hisseyi 2 gün önce satmadıysanız eğer yani bugün günlerden arkadaşlar pazartesi perşembe gün satışını yapmış olmanız lazım ki çekebilirsiniz. Eğer mesela bugün sattığınız hisseyi yarın çekemezsiniz veya bugün nakit olarak çekemezsiniz. Ama hisse senedi satın alabilirsiniz. Herhangi başka bir hisseyi takip ediyorsanız yükseleceğini düşünüyorsanız girip satın alabilirsiniz. Hani portföyünüze ekleyebilirsiniz. Ta ki sattığınız hissede brüt takas vesaire başka herhangi bir ceza işlem yoksa. Şimdi diyelim ki 2 gün önceden sattığınız parayı burada TRY olarak hesabınızda gözükmeye başladı. Parayı çekmek için arkadaşlar mobil bankacılığa giriş yapıyorsunuz. Hemen girelim. Arkadaşlar burada ana sayfadan menü kısmına tıklıyoruz. Burada yatırım, en altta ziraat yatırım. Buradaki arkadaşlar menülerden işleminizi yapabiliyorsunuz. Bakın. Ziraat yatırım para çek. Buradan para çekiyoruz. Buradan para yatırıyoruz. Bunlar kaldıraçlı hesap. Eğer ziraat hesabınız yoksa, borsa hesabınız yoksa buradan açılışını gerçekleştiriyorsunuz. Ama telefondan değil de bilgisayar üzerinden gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Neden? Telefondan biraz karışık. Sözleşmeler vesaire biraz karışık. Yani bilgisayar üzerinden menü daha düzgün ve daha iyi. O yüzden bilgisayar üzerinden açmanızı tavsiye ederim. Ve ayrıyeten arkadaşlar bazı arkadaşlar videoda sormuştu. Halka arza nasıl katılabiliriz diye. Arkadaşlar Ziraat Bankası uygulaması üzerinden de halka arza katılabilirsiniz. Nasıl? Yatırıma tıklarsanız burada halka arz var görüyorsunuz. Eğer bir şirket halka arz oldu diyelim. Mesela bugün pazartesi. Bugün halka arz talep toplama günü ise eğer burada halka arza tıklarsınız. Halka arz talep ettiğinizde eğer bugün başlamışsa burada gözükür arkadaşlar. Buradan talep ettiğiniz halka arzları da görebilirsiniz. Şimdi parayı nasıl çekeceğiz arkadaşlar? Hemen gösteriyorum. Ziraat Borsa. Ziraat Borsa hesabından para çek. Seçeceğiniz hangi hesaba yatırılacağını seçin. Ne kadar çekilebilir? Satılabilir miktar 2900 lira çekilebilir arkadaşlar şu an. Örnek olarak hemen size ben şöyle gösteriyorum. Hatta lazım olur. Şu kadar çekeyim. Arkadaşlar bu şekil. Onaylıyorum. Geçelim. Lütfen daha sonra deneyin. Hata verdi şu an. Bir daha deneyelim. Para çek. Bilecik 250. Neden hata verdi o? Pardon arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. Saati söylemeyi unuttum arkadaşlar. Saat sabah 9 akşam 4 arası arkadaşlar. Yani sabah 9'da 4 arası çekebilirsiniz. Mesai saatleri içinde. Bunun haricinde para çekemezsiniz. Para yatırabilirsiniz ama çekemezsiniz. Onu da söyleyeyim. Borsa hakkında Ziraat Bankası üzerinden Z-Borsa hakkında sorularınız olursa sorabilirsiniz. Herhangi bir şey. Cevaplarım arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.